Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah, sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan Ustalar Sınıfı Podcast başlıyor. Ustalar Sınıfı Podcast'inden herkese merhaba. Bu hafta konumuz zengin yaşamın ve zenginliğin 10 kuralı. 1. Değerlerini anlamak, kendini anlamak, kendini keşif yolculuğunda ilerlemiş olmak ne alaka diyeceksiniz. Bir insan değerlerini keşfettiğinde biliyorsunuz Nevşen müfredatında değerler faktörü diye sizin değerlerinizi keşfettiğiniz aslında kim olduğunuzu keşfettiğiniz ben kimim sorusunun %100 cevabını verdiğiniz, hayat amacınıza uyandığınız, yaşamı belli bir misyonla, net bir vizyonla yaşamaya başladığınız, tüm hedeflerinizi, her şeyi bununla hizaladığınız bir eğitim paketi var. Bu eğitim paketinin niye varın cevabı da bu aslında. Çünkü bir insan kendini tanımadan eğer zihninde bir takım koşullanmalar varsa ne olması gerektiğiyle ilgili değerlerini henüz keşfetmediyse tabi burada zihindeki koşullarla çalışmak ...tabii ki yine sadece bununla ilgili zihnimizle 6 ay boyunca çalıştığımız bir uyanış prosesi eğitimi de var yine birçoğunuzun belki de dinleyenlerin katıldığı zihnimizi değiştirmek koşullardan özgürleşmek niye önemli çünkü zihninde ne kadar olmalı olmamalı düşüncesi varsa Hayatı ne kadar bir kitaba göre yaşamaya çalışıyorsan zihnin o kadar koşullanmış durumda. Ve eğer senin zihninde komşunun düşünceleri varsa eğer sosyal koşullanma içerisinde hayatın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili bir formül varsa sen üzünden yani iç bilgeliğinden hayatı yaşamıyorsan kendine koyduğun hedefler de bu koşullanmayla olacak ve bugün koçluk desteği aldığı halde bir takım mentorluk destekleri aldığı halde yüzlerce kişisel gelişim başlığı altında eğitime katıldığı halde hala da hayatının hiçbir anda ilerleyemeyen insanların hikayesi bu. Eğer sizi kendinizi keşfetmeye yönlendirmezsek, eğer değerlerinizi, ilk 3-4 değerinizi keşfetmezseniz, eğer değerler hiyerarşinizi anlamazsanız, bu hayata niye geldin, amacın ne, olayın ne? Tabii ki tatmin edici bir hayat içinde o anlamı bulmak çok önemli. Çünkü anlamı bulamadığınız zaman, içinizdeki varlığınızdaki anlamı bulamadığınız zaman kayboluyorsunuz. Tatminsizlikler, bağımlılıklar, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, bazı insanlarda uyuşturucu bütün bunlar da hayat amacını bulamamış olmaktan, anlamını bulamamış olmaktan, yaşamın anlamı nedir, benim yaşamımın anlamı ne, olayı ne, bunu bulamamaktan kaynaklanıyor. Kaybolan insanlar bu yüzden kayboluyor. Başarılı olanlar da tam tersini yaptığı için, amacını bulduğu için başarılı oluyor. Tabii ki de başarılı bir hayat için, olağanüstü bir hayat için, tatmin edici bir hayat için en önemli şey değerler prosesi, eğitim paketi veya değerlerimizi, hayat amacımızı bulmak. Ama diğer taraftan Parayla ilgili konuda da çok önemli. Hayatın bütün alanlarında olduğu gibi eğer parayla ilgili, servetle ilgili bir şartlanma varsa, sana ben eğitimin ilk günü para eğitiminde hatırlarsanız size bunu soruyorum. Niye zengin olmak istiyorsun? Niye para istiyorsun? Ne yapacaksın parayla diye sorduğumda. Eğer sen izlediğin filmlerden, medyadan, yaşamda sosyal bir takım koşullanmalardan bana cevap veriyorsan, standart klişe kalıplaşmış cevapların varsa, şöyle bir evde yaşamak için, böyle bir hayat kurmak için bir takım şartlanmış hedeflerin varsa, o paraya asla ama asla ulaşamıyorsun. Bunu bildiğim için sizi değerler prosesini yönlendiriyorum. Bütün eğitimlerde ve bütün eğitimlerden önce veya sırasında. Çünkü sadece ve sadece senin öz varlığından kendini tanıyarak öz bilgelik noktandan, değer noktandan ve hayat amacını bulmuş, kendini keşfetmiş noktandan yani sana ait düşüncelerle belirlediğin hedeflerin gerçekleşiyor. Dış dünyanın koşullanmalarıyla eğer sana niye zengin olmak istiyorsun diye sorduğumda eğer standart klişe dediğim gibi orada burada izlediğin videolardan, sosyal medyada izlediklerinden, kendi iç bilgeliğinden değil bir takım cevaplar veriyorsan bunların olmayacağı kesin. O yüzden ben seni değerlerini bulmaya, düzenli çok iyi meditasyonu anlayıp düzenli meditasyon yapmaya, nefesindeki problemleri yanlış nefes alışkanlıklarını giderip ruhunla üzünle köprüyü tamir etmeye, zihnindeki çarpıklıkları ortadan kaldırmaya yönlendiriyorum ve zaten farkındaysanız Nevşen Üstü müfredatını anlattım. Niye para eğitimi bile almadan henüz. Çünkü para eğitimi aslında Neşe Enstitü Müfredatı'nda strateji bölümünün altındaki 7 tane eğitimden biri. Aslında müfredatta ilerleyen arkadaşlarınızın en son aldığı eğitim para eğitimi. Bu eğitimi almadığı halde, bu eğitime adım atmadığı halde, parayla ilgili bir kelime bile konuşmadığımız halde, değerlerini keşfettiğinde, nefesi düzeldiğinde, açıldığında, meditasyona başladığında, zihnindeki koşullar ortadan kalkmaya başladığında niye Öğrencilerimin geliri 10 misline çıkıyor. Bazen 50 misline çıkıyor. İşte zaten cevabını verdim. Çünkü hayatta hangi alanda olursa olsun eğer belirlediğin hedefler iç noktandan ise kendini keşfetmiş bir kişi hedef belirlediğinde o hedefler kesinlikle gerçekleşiyor. Kaybolmuş bir kişi, zihni şartlanmış bir kişi komşunun istediklerini istediği için gerçekleşmiyor. Çünkü hepimizin varlığıyla hizada kader kısmet, niyet ve nasip noktamız evrenin hakikati. Bu kelimeler çok 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 kıymetli, çok önemli kelimeler. Hepimizin hakikati, hepimizin hakikat noktası içerisinde belli nasipler, belli kısmetler barındırıyor. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Gerçekten istediklerimiz de o noktada. O yüzden birçok aydın kişi, birçok düşünür, yaşamı keşfetmiş üstad kalbinden istediyor dış dünyanın şartlarıyla değil kalbinden, üzünden istediyor. Çünkü üzünün istekleri zaten olmak üzere planlanmış tüm evren sistemi senin üzünün, öz varlığının isteklerini gerçekleştirmek için kurgulanmış durumda. O yüzden müfredata katılan öğrenciler dış dünya ile ilgili hiçbir şey yapmadan, daha hedef bile belirlemeden kendi özlerine yaklaştıkça zihniyle çalışarak veya meditasyon yaparak veya nefes çalışmalarıyla kendilerine doğru attıkları her adımda gelirleri artıyor. Bunu anlıyorsan çok büyük bir şey anlıyorsun. Çok büyük bir şey anlatıyorum şu anda. Yaşamda gönlünle bağlantıda olduğunda her isteğin gerçekleşiyor. Kaybolmuş insanların ise gerçekleşmiyor. Bugün gerçekten gönlüyle bağlantıda olan, zihnindeki koşulları temizlemiş, varlığıyla bağlantıya geçmek için gününün belli bir bölümünü nefes çalışmalarına, meditasyona ayıran, çok az sayıda insan olduğu için bereket içinde, bolluk içinde yaşayan ben ve öğrencilerim gibi çok az sayıda insanlar. Evet, bir diğer 10 tane kural demiştik. Bir diğer kural, ikinci, her zaman attığın bütün adımlarda büyük kazançlara odaklanmak, kazanca ve fırsata bakmak. Yani vizyoner olmak aslında, parayla ilgili vizyoner olmak. Parayla ilgili neyin kötü gidebileceğini, nasıl kayıplar yaşayabileceğini düşünürsen zihninde bunları kurgularsın ve bunları yaratırsın kesinlikle. Çünkü zihnimiz yaşamımızla ilgili düşüncelerimiz yaşamımıza yansıdığı için ve yaşam kocaman bir ayna olduğu için sen eğer sürekli kayıba, neyin kötü gideceğine, neyin berbat gideceğine odaklanıp bunu düşünüyorsan gerçekten öyle olur. Ama sen bir vizyonersen, vizyon çalışmaları yapıyorsan, oturup kendinle, üzünle, varlığına bağlantıya geçip geleceğinle ilgili net vizyonlar belirliyorsan işte niye Nevşen Üstü Eğitim'in müfredatında strateji diye bir eğitim paketi var? Niye size yüzlerce soru soruyorum geleceğinizle ilgili 5 sene sonra nerede olmak istiyorsun, 10 sene sonra nerede olmak istiyorsun, 50 senelik hedeflerin ne? Çünkü ancak bir vizyoner, geçmişle, gelecekle ilgili vizyonları olan, geçmişi bırakmış, geleceğe odaklanan kişiler bu hayatta ilerleyebilir. Ancak kazanca, ancak fırsatlara, ancak gelecekteki ihtimallere odaklanmış, arkasına bakmayan kişiler bu hayatta ilerliyor, başarılı oluyor. Tabii arkanıza bakmamanız için Beyninizdeki episodik anıların da nötrlenmiş olması çok önemli. Çünkü beyninizde episodik anılar varsa, geçmişte yaşadığımız olaylarla ilgili hala da zihnimizde çarpık düşünceler, koşullar varsa birçoğunuzun bildiği üzere bunlar beyinde episodik anılar olarak beyin snapsleri arasında kayıtlı durduğu için gerçek, gerçekten seni sürekli geçmişe götürüyor. O yüzden aranızda böyle bir küçük bir dipnot, niye ben bütün gün geçmişte olanlara takılıyorum, düşünüyorum diyorsanız geçmişte olanları yargıladığınız için ve o yargılarla çalışmadığınız müddetçe tek tek zihninizdeki çarpıklıklarla beyninizdeki epizodik anılar orada durduğu için ve geçmişi düşünen, geçmişe bakan, gelecekle ilgili de endişe kaygı taşıdığı için hiçbir zaman zenginlik adına da istediği yere ulaşamıyor. O yüzden yine parayla ilgili hiçbir çalışma yapmadığı halde zihniyle çalışan öğrencilerimin geliri artıyor. Bir 3. kural birikimin ve yatırımın sıkıcı veya gereksiz olduğunu düşünmeyi bırakmak. Zengin hayatın sırrı birikime odaklanmak. Bugün instinktif deniyor ona dürtüsel harcamaları bırakıp tabi medya da burada çok etkiliyor eminim size ama parayla güzelliği seksi olmayı giydiğin şeyle veya elindeki çantayla giydiğin ayakkabıyla özdeşleştirmeyi bırakıp uzun vadede harcama yerine birikime odaklandığında uzun vadede çok daha büyük ödüllerin seni beklediğini anlamak bu tabi belli bir din seviyesine gelmemizi gerektiriyor ki işte para eğitiminin çok büyük bir bölümü yatırımın önemi birikimin önemi bugün dürtüsel harcamanın ne olduğu nelere neden olduğu niye dürtüsel harcamanın olduğu altındaki sebepler bunlar üzerine durmamızın sebebi bu. Dördüncü kural harcamayı kontrol etmek Para yönetimi, kişisel yönetimin aslında yansıması derken bunu söylüyorum. Kişisel yönetimin gerçekleşmesi demek, duygularını yönetebiliyor olman demek, belli bir bilinç seviyesinde olman demek. Eğer sen duygusal bir insansan her zaman dürtüsel harcıyorsun ve dürtülerini ve harcamalarını kontrol edemiyorsun. Şeker bağımlılığı gibi, sigara bağımlılığı gibi, içki bağımlılığı gibi birçok insanın harcama bağımlılığı var bir hafta boyunca hiçbir şey harcamadan durabilir misin mesela? Gördüğün, orada burada reklamını gördüğün bir şeyi, sana seksi reklamlar karşına çıktığında, duygusal bir takım reklamlar gördüğünde tetiklenmeden, harcamadan durabilir misin? İşte bu da belli bir bilinç seviyesi gerektiriyor. O yüzden duygularımızı ötürlemek çok çok önemli. Nasıl nötrleyeceğiz duyguları diye lütfen sormayın. Daha önceki ustalar sınıfı podcastlerini izleyin veya yayınları izleyin. Çünkü birçoğunuz artık bunun zihin çalışmalarıyla olduğunu biliyorsunuz. Beşinci kural. Eğer para konusunda ilerlemek istiyorsan bu konuda ilerlemiş kişiden mentörlük almalı, tavsiye almalısın. Eğer etrafında para problemi çeken, zenginlik seviyesinde, belli bir birikim servet seviyesinde olmayan arkadaşların ya da aile mensupları varsa onlar ile ilgili veya finansla ilgili konuştuğunda veya bir takım fikirler beyan ettiğinde onları sakince dinleyebilir ve onların söylediklerini bir kenara atabilirsin. Çünkü bu hayat kocaman bir ayna bilincimizin yansıması. Biz eğer zihnimizde bir şeyleri çözmüşsek, belli bir konuda bilgi ve birikime sahipsek o konuda olayı hayatımızda da çözüyoruz. Dolayısıyla eğer sen para konusundaki düşüncelerin zihninde gerçekse, hakiki ise ve sağlıklı ise, eğer zihninde belli bir bilgi ve birikimin varsa para konusunda ve belli bir bilgeliğin olayı çözdüysem bu hemen yaşamında gözüküyor. işte. niye para eğitimine gelen öğrencilerim birkaç ay içerisinde belli bir birikim sağlamaya başlıyor, kazancı artıyor, geliri artıyor, niye Markov zengin ola gelen öğrencilerim herhangi bir pazarlama taktiği falan uygulamıyorlar yani. Niye sadece zihin yapıları değiştiğinde, duruşları değiştiğinde, bilgi birikimi arttığında, davranışlarına bu anında dönüştüğü için gelirleri hemen artmaya başlıyor. İşte bu sebeple. Dolayısıyla senin düşüncen değiştiğinde, bilgi birikimin arttığında sen zaten hayatta o alanda ilerlemeye başlıyorsun. Hakiki düşünceler, gerçek düşünceler, işe yarayan düşünceler, sonuç alan düşünceler anında hayatımızda gözüküyor. Dolayısıyla beşinci kural parayla ilgili sorunu olan insanların parayla ilgili düşüncelerini dinlememekten ya da kibarca dinleyip ama yaşamıza geçirmemekten geçiyor. Çünkü biliyor olsaydı zaten o konuyu çözmüş olurdu. Konuyu çözmemiş belli bir zenginlik birikim sağlamamış insanların bu konudaki fikirlerini dinlemeyin arkadaşlar. Bu tip insanlardan eğitim almayı, mentörlük almayı bırakın. Hayatın her alanı için bu geçerli. Hep bunu söyleyeceğim. Eğer ilişki sorunu yaşıyorsa niye ondan gidip ilişki eğitimi alıyorsun? Sağlık sorunu yaşıyorsa niye sağlıkla ilgili eğitim alıyorsun? Veya para sorunu yaşıyorsa niye bununla ilgili eğitim alıyorsun? Veya hayatın herhangi bir alanında ya sorun yaşayıp sana ustalık taslıyorsa niye onu dinliyorsun? <laughs> evet, altıncı kural. Birikimin ve yatırımın ve zenginliğin ve servetin çok ters gelecek bir şey söyleyeceğim şimdi bütün söylediklerimi. Aslında hiç ters değil. Hepsini birleştireceğim. Sadece biriktirmek ve hiç harcamamakla ilgili olduğunu zannetmek. Şöyle sorular çok alıyorum. Peki Nevşah Hanım siz hiç para harcamıyor musunuz? Olay hiç para harcamamak değil arkadaşlar. Bütün olay bir insanın kendini bulması, değerlerini keşfetmesi ve değerlerine para harcaması. Çünkü bizler dış dünyanın koşullarıyla koşullanıp dürtüsel ve duygusal. Aslında kalpten değil, uşullanmış şekilde bir şeylere para harcadığımızda, örneğin moda senin bir değerin değil ve sadece bir reklamda gördün ve daha seksi gözükeceksin diye gidip bir ayakkabı alıyorsan dürtüsel şekilde. Bu senin değerlerinle hizada değilse, o 1 lira verdiğin ayakkabı senden 5 lira olarak çıkıyor. Halbuki örneğin değerin seyahatse ve sen seyahate para harcıyorsan o harcadığın paranın beş katı da sana geri dönüyor. Böyle bir formülü var yaşamın. Bizler değer noktamızdan hayatı yaşadığımızda işte zaten kendi keşfetmiş insanların, yaşamda ustalaşmış insanların sırrı bu. Hep sır diye anlattığım şey bu. Kendi keşfetmiş insan, kendi kalbinden istediği şeylere para harcayan insanın geliri her zaman artarken... O harcadığının on misli ona gelirken işte örneğin değerin seyahatse ama koşullanmış şekilde seyahat etme değil yani Instagram'da, sosyal medyada birini gördün değişik yerlere seyahat ediyor. Ona özendin, şartlandın. Aslında hayatında hiç böyle bir şey yok. Değerin hiç bu değil. Değerin olduğunu zannediyorsun koşullandığın için. Para harcadın o paranın o misli senden gidiyor. Halbuki değer noktandan hayatı yaşadığında örneğin ailen senin değerinse ailene harcadığın her kuruş ben bunu kendi hayatımda deneyimliyorum yüz misli sana geri dönüyor. İş senin için bir değerse işine koyduğun bir lira 10 oluyor, 100 oluyor. Senin için ne değerliyse oraya harcadığın her şey artıyor, yatırıma dönüşüyor. Hakiki değerlerini bulmak o yüzden çok çok önemli ve çok önemli bir sır. Tabii bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Eğitimin para eğitiminin çok büyük bir bölümü bu ama şimdi podcast'imizde ilerlememiz gerektiği için devam ediyorum. 7. kural. Etrafta dolaşan milyonlarca insanın takip ettiği kanallarda, sosyal medyalarda olan ileri seviye ya da normal bir takım işte tips deniyor ona İngilizce biliyorsunuz. Bir takım küçük küçük önerilere kulak asmayı bırakmak. <laughs> parayla ilgili yapılan en büyük yanlışlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Zenginlikle ilgili, parayla ilgili. Bakın burada birçok bilgi veriyorum ama aslında işin sırrını, işin özünü eğitime kaydolduğunuzda ve bunun için bir yatırım yaptığınızda öğreniyorsunuz. Evet, bu podcastleri dinliyorsunuz. Belki bu podcastler çok popüler olacak, on binlerce kişi dinleyecek. Fakat on binlerce kişinin dinlediği bu podcastte verdiğim bilgilerle sen para ile ilgili kaderini değiştiremezsin. Niye biliyor musun? Çünkü hiçbir şekilde bedelini ödemeden karşılıksız bu hayatta hiçbir şey alamazsınız. Ve eğer zihninizde bir diğer kural bu. Fair trade yani hayatta karşılıksız hiçbir şey olmadığını anlamak. Hiçbir karşılığını vermeden bir şey alma çabası fakirliğin belirtisidir. Ana fakirliğin kökünde bu yatar, bu aldanma yatar. Karşılıksız hiçbir şey alamazsın. Hiçbir bedel ödemeden şu anda tamamen free ücretsiz bir şekilde dinlediğin bu podcast'ten bir bedel ödeyip bir eğitime gelen kişinin aldığı bilgileri, aldığı eğitimde ben sana aynı bilgiyi bile verseydim aynı sonucu alamazdın. Çünkü benim söylediklerimi duymuyorsun. Biz karşılığında bir şey verdiğimizde ve hiçbir şeyin karşılıksız olmadığını anladığımızda bir bilgiye, bir metoda, bir birikime onun değerini verdiğimizde, bu bu arada 8. kural. Ona değerini verdiğimizde ancak kulaklarımız açılıyor, beynimiz açılıyor, zihnimiz açılıyor ve biz farklı şeyler görmeye ve öğrenmeye başlıyoruz. Ve bunu anlamanız çok önemli. Hayatta karşılıksız hiçbir şey yok. Sekizinci kural bunu anlamak. Karşılıksız hiçbir şey alamazsın. Dolayısıyla bedava yedinci kural da bedava milyonlarca insanın takip ettiği kanallardan, kitlelerin ulaştığı kanallardan karşılıksız bilgilerle sen bir bedel ödemeden aldığın bilgilerle hiçbir yere varamazsın. 8. kuralda fair trade yani her şeyin karşılıklı olduğunu, evrende bir alışverişin döndüğünü, belli bir birikim ve belli bir para için senin bunun karşılığında bir emek vermen gerektiğini, bir yatırım yapman gerektiğini anlamak yoksa da hiçbir şekilde sonuç alamazsın bunu anlamak. 9. kural aslında bir önceki podcast'te anlattım. Sen tamamen sorumlusun. Zengin bir yaşamın, servet içinde yaşamanın ana kuralı dış dünyayı suçlamayı bırakmak, kurban psikolojisini bırakmak. Bir önceki podcastta anlattıklarımı eğer dinlemediysen dinle ve ben sorumluyum demek. Evet diğerlerini suçlamayı bırakmak ve ben sorumluyum demek. Diğerlerini suçlamaya devam edersen ilerleyemezsin. Evet ve son kural. Özür dilemeden yaşama cesaretinin olması, belli bir zenginlik, servet seviyesine geçmek için hayatta genel olarak ustalaşmak, yaşamın bütün alanlarında en üst seviyede geçmek için özür dilemeden gönlünün sesini dinleyerek yaşaman gerekiyor ve bunun için de çok büyük bir cesaret gerekiyor. Yaşamda en üst noktada olan kişilere baktığında en önemli özellikleri kendileri olma konusunda cesur olmalarıdır ve standart değil eşsiz olmalarıdır ve kapasitelerinin en üstüne çıkmış olmalarıdır. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalısın ki zaten Nevşehir Sülüm Frelada bunun sözünü veriyor ve benim yaşam amacım bu. Bunu yapabilecek kişileri tek tek seçip ustalar sınıfına kaydedip ondan sonra da yaşamda en üst seviyeye geldiklerini görmek beni bugün en tatmin eden şey hayatta. Onlar emek verdikçe ben de bunun karşılığını veriyorum. Onlara daha fazla bilgi, daha fazla bilgelik, daha fazla mentorluk, daha fazla metot, formül öğretiyorum. Ve böylelikle yaşamda her seviyede dengeli şekilde en üst seviyeye çıkmalarına destek oluyorum. Bu beni herhalde hayatta en mutlu eden şey. Evet beni dinlediğin için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir konu başlığıyla birlikte olacağız. hoşça Hoşçakal. <laughs>